Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Hidayete yönelten önder. Yani insanların hidayetine vesile olan, mehdilik görevi yapan insanlar yaptık diyor. Ve onları hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Bu ayetin ebced'i bilenler baksınlar. Mehdi'nin faaliyet yılları olan 1984 yılını veriyor. Maşallah. Yani harf karşılıklarının toplamı. Ve onlara hayra kapsayan fiilleri namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Baksınlar görecekler. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere 58. ayet. Büyükleri hariç olmak üzere putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bu Hazreti İbrahim'in bu yaptığı ledün ilminin bir uygulamasıdır. İnşallah. O devirde bütün putlara saldırıyor Hazreti İbrahim ve hepsini kırıyor. En büyük putu ona ellemiyor. Onu gidip boynuna baltayı asıyor. Sanki onu koruyor gibi bir üslup kullanıyor o puta karşı. Evet. Bu bile dün ilmidir. İnşallah. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Yani biz de ne yapıyoruz mesela ahir zamanda? Darwinizmi dilimize doluyoruz, materyalizmi dilimize doluyoruz. Değil mi? Komünizmi dilimize doluyoruz. O devirde de Hazreti İbrahim böyle yapıyor. Mehdi de bütün küfrün her türlü düşüncesini diline dolayacak. Ve hepsini karşısına alacak. İnşallah. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Böyle faaliyet yapılan insanları küfür fark ettiğinde gazetesiyle, televizyonuyla, radyosuyla halkın gözünün önüne getirir. Yani meşhur ederler. Gizli kalmasını istemezler. Yani tehlikeyi bilin, bu adam işte bu kişidir, buna karşı dikkatli olun, bunun böyle tehlikeli vasıfları vardır diye halka inşa ve ilan edilir. Bunu İbrahim'de yapıyorlar, bak Hazreti İbrahim'de yapıyorlar. Evet. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl ceza vereceğimiz şahit olsunlar, hem de ibret olsun. Yani onun aleyhinde konuşalım, onu köşeye sıkıştıralım, ezmeye kalkalım, meşhur edelim, herkes tanısın, evet, tehlikeyi bilsinler diyor. Dediler ki ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Bir kere suçunu, göğe suçunu onlar açısından netleştirmek istiyorlar. Yani onu ikrar ettirmek istiyorlar, mahkeme ediliyor. Oranın mahkemesinde verilen, ifade eden bir bölüm bu. Yani burada iddianame okunuyor. İddianamenin bir ön açıklaması. Evet. Sav yani o zamanın savcılığı açıklama yapıyor. Dediler ki ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Bu suçu sen işledin mi diyorlar. Sorgu. Şimdi ifade veriyor. Yani onlara göre sanık konumunda oluyor Hazreti İbrahim. Bakın bu mahkeme ifadesi. Hayır dedi. Bu yapmıştır. Put yapmıştır diyor. Ben yapmadım diyor. Yani o putu kullanıyor. Evet. Bu onların büyükleridir. Yani bu put yapıyor bunları diyor. Evet. Benimle alakası yok diyor. Eğer konuşabiliyorsa bak aşağılıyor onu. Onlara sorun diyor. Ona sorun diyor. Yani gidin öğrenin diyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler diyor. Yani kendilerinin adilik yaptığını kabul ediyorlar. Ama içlerinden dışa vurmuyorlar. Yani ahlaksızlık yaptığını kabul ediyorlar. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Bak ifade düzgün İbrahim'in verdiği ifade. Doğru, haklı. Şimdi haklı olması onlar için yeterli değil. O zamanın devleti, o zamanın mahkemeleri, o zamanın hakimleri kahpece bir tavır gösteriyor Hazreti İbrahim'e karşı. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin diyorlar. Yani mahkemede hakim böyle açıklamada bulunuyor. Yani Hazreti İbrahim'i köşeye sıkıştırmak için göğe. Dedi ki ifade vermeye devam ediyor. Yani sorgu da devam ediyor.
O halde Allah'ı bırakıp sizlere yararı olmayan ve zarara dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? O da onlara karşı açıklama yapıyor. Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız diyor. Müthiş bir cesaret gösteriyor. Karşı atağa geçiyor. Onları şiddetle eleştirmeye başlıyor. Derler ki eğer bir şey yapacaksanız, bakın mahkeme karar veriyor, hüküm. Mahkeme hükmü. Onu yakın. Yani en ağır ceza veriliyor. Evet. Bak idam da değil, yakarak öldürme. Onu yakın. Ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Çünkü o zamanın put inancına, o put düşünceye, o zamanki resmi ideolojiye başka türlü yağcılık yapamayız diyor. Yardımcı evet. olamayız. Ne yapmak lazım? İbrahim'i yakacaksınız diyorlar. İnşallah. Mahkeme kararı. Cenab-ı Allah da diyor ki, o mahkemenin açıklamasına karşı, biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler. O zamanki rejim. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onlar bir tuzak kurdu, ben de bir tuzak kurdum diyor Allah. Ama benim tuzağım çetin diyor, ben onları perişan ettim diyor Allah. İnşallah. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler, insanlar için bereketler kıldığımız ülkeye çıkardık. Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakub'u, her birini salihler kıldık, samimi insanlar kıldık. Ve onları kendi emrimizle hidayet yönelten önderler kıldık. Mehdi yaptık onları diyor Cenab-ı Allah. Ebced'e de 1984 yılını veriyor. İnşallah. Mehdi de Hazreti İbrahim'in evladıdır. İnşallah. Onun neslinden gelecektir biliyorsunuz.